Seriyi tanıyor musunuz bilmiyorum ama gençler distopya edebiyatını seviyorlar. Distopya geleceğe yönelik kötücül bir tasarım anlamına gelir aşağı yukarı. Ve Kurucunun Kızı, Devrimin Kızı iki kitaplık bir seri. Bir nükleer savaş olmuş, dünya yerle bir olmuş, milyonlarca insan yok olmuş. Gerçi bugün bunlar artık bir ütopya, distopya olmaktan çıkmak üzere neredeyse. Dünya kabusa dönmüş durumda ve insanlar adeta akıllarını kaybetmiş gibi birbirlerine saldırıyorlar. Çünkü adalet, doğruluk, dürüstlük ve birbirlerinin hukukuna saygı diye bir şey dünya arasında kalmamış. Devletler arasında kalmamış ama insanlar arasında var mı? Onu da size sormak istiyorum. Yok diyorsanız önce neden yok sorusunu kendinizden başlayarak sorgulamanız gerekir. Her neyse biz konumuza dönelim. Nükleer savaştan sonra bir grup, küçük bir grup insan hayatta kalmayı başarıyor. Ve onlar bir çitle çevirdikleri bir bölgede bir hayata başlıyorlar. İki aile var. Birisi kurucu aile, birisi de onun rakibi. Ve o iki aile arasındaki bir iktidar mücadelesini baştan sona izlerken Ivy ile Bishop'un aşklarına da tanıklık ediyoruz. Aslında önce aşk mı, nefret mi ya da nasıl bir ilişki olacağını anlayamadığımız uzun süren bir süreç. Birinci kitapta Kurucunun Kızı'nda meseleler müthiş bir şekilde gelişiyor ve öyle bir noktaya geliyor ki Ivy'yi ve ondan sonra hadiseler orada tekrar başlıyor ve yeniden iki insanın nasıl bir ayrı ayrı yaşamalarının, bir araya gelmelerinin vesaire vesairenin bunları açıklamak istemiyorum. Çünkü hani ipucu vermiş olurum ve kitabın tadını kaçırmış olurum. Sonra yeniden bambaşka bir sonla karşılaşacağımız bir kitap. Dedim ya, romantik komedi seviyorsanız kitap okumanız daha iyi. Bu kitap okunmalı mı okunmamalı mı sorusunun aslında cevabı bu. Eğer siz yoğun bir şekilde kitap okuyucusuysanız belki bu kitaplar sizin için hafif kalabilir. Ama yemekten sonra tatlı niyetine, hani o yoğun okuma sürecinin içerisinde bir nefes alma süresi gibi, bir tebessüm gibi ya da bir ütopyayı, distopyayı kafanızda, hayalinizde yazarla beraber kurmak gibi bir farklı uğraş olarak okunabilir. Eğer yeni kitap okumaya başlıyorsanız, yaşınız daha 20'lerde, şöyle 20'nin sonlarına kadar 30'lardaysa ve distopyayı seviyorsanız bu kitaplar gerçekten iyi yazılmış, sürükleyici ve bir bütünlük oluşturabilecek kadar birbirlerine bölümleri bağlanmış kitaplar olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden iki tane kitabımız var. Birisi Kurucunun Kızı, ikincisi Devrimin Kızı. Bu iki kitap arasında şöyle bir diğer kitaplar için yaptığınız okumalara bir nefes molası verebilirsiniz. Ve bu şekilde bir distopya üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Gerçi bu kitap demin de söylediğim gibi bir distopya olmaktan çıkmak üzere kendisini güçlü sanan bütün devletlerin kafasındaki fikir kendisi dışındaki herkesi yok etmek üzerine kuruldu. Bütün zenginlikleri kendileri ele geçirmek için, bütün gücü, bütün iktidarı kendi ellerinde tutmak için adeta dünyayı feci bir sarmalın arasına sokmaktan kaçınmıyorlar. Üstelik bir nükleer savaş sonrasını anlatan bu dizi gibi dünyada her gün bir nükleer savaş çığırtkanlığı yaparak başkalarını korkutmaya çalışan dünya devletleriyle dolu değil mi? O zaman vaktiniz varsa okuyabileceğiniz bir seri olarak karşımızda duruyor diyebiliriz kitaplar için.